Sohbetler Başkent Kulisi'ndeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim Suriye'nin topraklarını kurtaracak biz bu cumhuriyeti. Mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmaz. Darbecilerle aynı çizgiye düşmekten artmasını da bilin. Genel olarak da çok önemli değerlendirmeler de var. Ulusal Kanal izleyicileri, Başkent Kulisi programından hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bu akşam Ankara Haber Müdürümüz Erdem Atay şehir dışında olduğu için programda ben olacağım, programı ben sunacağım. Programımız iki bölümden oluşacak. Haliyle iki de konuğumuz olacak. 45'er dakika iki konuğumuzda farklı konuları işleyeceğiz. İlk bölümümüzde Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı Sayın Erdoğan Karakuş olacak. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ve ikinci programımızın ikinci bölümünde de Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sayın Üniversel konuğumuz olacak. Onunla da Kırım'a dair özel bir parantez açıp o konuyu konuşacağız. Sayın Erdoğan Karakuş'la da hem Orta Doğu'daki gelişmeleri hem Kıbrıs'taki hem sınırımızda gelişen olaylara dair gündem başlıklarını masaya yatacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Efendim tabii Türkiye'de ve dünyada gündem çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Çok hareketlilik yaşanıyor. Son zamanlarda çok gündeme gelmeyen bir konu var. Oradan başlamak istiyorum. Kuzey tabii Kıbrıs ki. Türk Cumhuriyeti başlığı. Buradan başlamak istiyorum programımıza. Şu an Kıbrıs'ta ne oluyor ne bitiyor? Müzakereler yürütülüyordu. Bu müzakereler sonuçsuz kaldı. Yunanistan son zamanlarda bazı hamleleri var. Haritalar yayınlanıyor. Nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yunanistan'ın hiçbir zaman için amacı değişmez. Tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak amacı bu. Ve ondan sonra da belirli ölçüde artık oradan bir yerde Türkleri de uzaklaştırmak. Bu aslında Batı'nın büyük Orta Doğu projesinin içerisinde. Burada esas rolü oynayan, Kıbrıs'la ilgili rolü oynayan kesim tamamen Almanya. Almanya bu bölgede hakimiyet kurmak istiyor Avrupa Birliği vasıtasıyla. O nedenle Almanya'nın bu müzakerelerin devamı konusunda büyük bir arzusu var. Fakat söylediğim gibi bu büyük Orta Doğu projesi içerisinde artık çatlaklar görülüyor. Yani gayet basit. O nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması artık elzem hale gelmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin muhakkak yaşatılması gerekiyor ve eğer bu olmadığı takdirde başımıza gelecekler adeta bir felaket. Yani hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs'ın Türklerinin başına gelecek olan bir felakettir. Aynı bu Büyük Ortadoğu projesinde nasıl bir İsrail koridoru kurulması isteniyor idi ve şu anda işte çeşitli ortamlar içerisinde bir kör dövüşü içerisindeyiz. Evet. Kıbrıs da aynı şekilde. Bu Batı'nın arzusu şu ki Suriye ve Irak'ta Büyük İsrail projesi yürüsün. Onun batısındaki Kıbrıs'ta ve Ege'de de Avrupa batısının istediği bir ortam, Büyük Orta Doğu projesi yaşatılsın. Burada hemen zaten bir yerde amaç hemen gözükebiliyor. Şu haritayı gördüğümüz takdirde bu haritada neyi gösteriyor? Türkiye'nin üzerinde çok fazla durmadığı hava sahası, uluslararası hava sahası ve de münhasır ekonomik bölgeyi bakın Yunanlılar nasıl gösteriyor. Daha önce biliyorsunuz Barzani ile ilgili bu olaylar olmadan önce Barzani devamlı 20 tane ilimizi kendi bölgesinde gösteriyordu. Şimdi bakın burada halkımız buna hiç dikkat etmiyor. Burada gördüğünüz gibi Kıbrıs elden gittikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalktıktan sonra Kıbrıs adasının 10 katı büyüklüğündeki bir deniz sahasıyla üzerindeki hava sahası onların eline geçiyor.
Zaten Ege'de çizdikleri efendim münhasır ekonomik bölge bize hiçbir hak tanımayacak şekilde adalardan sonra efendim kıyılarımızdan 2-3 bilden geçecek şekilde bunu yayınlıyorlar. Bakın bu harita duruyor böyle. Yunanistan'da devamlı yayınlanıyor. Ondan sonra yani Yunanistan'ın kıtasının 4 katı deniz sahası ve hava sahası, efendim Kıbrıs Adası'nın 10 katı hava sahası ve deniz sahası. Bunları kaybeden bir ülke efendim bir uçağını bakın söylüyorum, bir uçağını batıya doğru uçuramaz. Hava yolları uçağını, sivil hava yolları uçağını, ondan bahsediyorum. Herkes bunun farkında değil. Sivil hava yolları uçağını bugün çeşitli şekillerde bunların durdurulması söz konusu. Neden? Terörle ilgili. Efendim Türkiye işte Türkiye'de terör var. Oradan gelecek uçakları geçirtmiyorum dese Yunanistan ve ondan sonra işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalktıktan sonra Kıbrıs dese bitti efendim. Bakın bizim güneyimizden batımızdan geçme imkanımız kalmayacak. Bunu anlatamıyoruz halkımıza. Halkımız da bilmiyor. Bakın bunun hemen bağlantısını söyleyivereyim. Bu yayına biz hala itiraz etmiyoruz ülke olarak. Evet, geçen hafta mesela Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Dışişleri evet. Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile evet. Görüştüler. Evet. Basın toplantısına da anladığımız kadarıyla bu açıklamalara yansımadı. Evet. Açıklamalara yansımadığı gibi toplantının ayrıntısına ilişkin böyle bir konuda gündeme geldiği de yansımadı. Ama biz çizeceğiz. Kamuoyu. Kendi haritamızı biz çizeceğiz. Efendim Ege'nin ortasından da batısından efendim Girit'in güneyine kadar olan bölge tamamen Türkiye'ye aittir. Çünkü Türkiye'nin kıta sahanlığı çok daha büyüktür. O nedenle biz kendimiz yayınlayacağız. Efendim bırakmayacağız devlete bu konuyu ve bununla ilgili çalışmaları devam ettiriyoruz. Bunu herkes öyle bilsin. Şimdi bu harita ortaya çıktı Kıbrıs üzerinden. Adalar var, çok tartışıldı. Yunanistan'ın işgali altında olan. O zaten belli. Gelmiyor. Yani AKP Ege'de, Ege ve Akdeniz'de bu sessizlik kaynağı ne sizce? Yani niçin böyle davranıyor? Sessizliğin kaynağını teşhis etmek mümkün değil. Bir ülkenin toprağı efendim elinden alınır da bir devlet, hükümet bir şey sessiz kalır mı? Bu konuda sessiz kalabilir mi? Anlamak mümkün değil. Ancak bakın efendim balıkçılar ondan sonra derneği başkanı ihracat yapamadıkları ve balık avlayamadıkları için yakınıyor adamcağız. Neden? Efendim Avrupa ülkelerine bu saydığım diyeyim ki İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'a Akdeniz'de balık avlama yetkisini %56 Avrupa'ya bırakmışlar. Türkiye'ye %4, Tunus'a %8, Libya'ya %7. Bizim balıkçılar Moritanya'ya gidiyor. Bu soruyorum bizim ülkemizde kaç kişi biliyor Moritanya'nın yerini? Ama bizim garip balıkçılar biliyor. Oralara gidiyorlar, balık avlıyorlar. Balık avlayıp da efendim 3 kuruş para kazanmaya çalışıyorlar. Sen burada hakkını yediriyorsun. Ondan sonra efendim Moritanya'ya balık avlamaya gidiyorsun. Peki Türkiye'nin Kıbrıs politikası nasıl olmalı? Ne olmalı bu süreçten sonra? Efendim bakın Kıbrıs'la ilgili olay gayet basit. Olay gayet basit. Şunu söylemek istiyorum. Mesela Kıbrıs'ın bu hava sahası var ya, Türkiye'ye her yıl 1 milyar euro kazandırıyor. 1 milyar euro kazandırıyor. O bölge geçilmez bölge şu anda. Yani Türk ve Yunan uçakları geçiyor da oradan hani Güney Kıbrıs'tan Kıbrıs'tan geçiyor falan da Yunan uçakları, Yunanistan uçakları da efendim ama diğer ülke uçakları o bölge hava sahası yani kabul edilemez, geçiş için uygun olamaz bir hava sahası olduğu için uçaklar mecburen Türkiye üzerinden geçiyor birçok uçak. Biz 1 milyar euro kazanıyoruz. Şimdi yapılacak şey basittir efendim. Burada önemli olan adadaki %1 meselesi değildir. Bakın şimdi hep devamlı surette müzakerelerde efendim toprak %29 mu olacak, %28 mi olacak? Bakın söylüyorum. Bu eğer Türkiye'nin hava sahası ve münhasır ekonomik bölge elimizden giderse Türkiye kuşatılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün insanları da kuşatılmış oluyor. Önemli olan bu. Yani şimdi
Kuzey Kıbrıs'ta şöyle bir düşünce var. Hani işte bir an evvel işte biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz de kurtulacağız. Yok efendim, öyle bir şey yok. Bilakis esaret altına gireceksiniz. Farkında bile değiller. Daha beter duruma girecekler. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'deki insanların seviyesinde yaşamak için isteyen, şartlarında yaşamak isteyen bugün dünyadaki insanlara sorsak 5 milyar kişi çıkar. 5 milyar kişi, dünya 7 milyar ya, 5 milyar kişi çıkar. İşte görüyorsunuz Filistin'in halini, Suriye'nin halini, Libya'nın halini, Mısır'ın halini, Irak'ın halini, Afganistan'ın halini, Bangladeş'in halini, Myanmar'ın halini. Ben ne diyeyim ki yani? Yani şu gün barış ve efendim fevkalade bir ortam, yani tehlike yaratacak bir durum da yok. Tamamen barış içerisinde 1974'ten beri bugüne kadar efendim Kıbrıs Türk'ü tamamen barış şartları içinde yaşıyor. Bunun kıymetini bilen tabii ki çok var ama bilmeyenler de çıkabiliyor. Evet. Bilmeyenler de çıkabiliyor. Sayın Karakuş, şimdi son olarak Kıbrıs'a dair 34. kuruluş yıl dönümüne dair kutlamak için bir 14, 15, 16 Kasım'da etkinlik var. Kıbrıs Vatandır, evet, etkinliği. TESUT Başkanı olarak siz de öyle zannediyorum, öyle biliyorum. Evet, orada olacaksınız, katılacaksınız. 20-30 kişi ekip, evet, halinde katılacağız. Biz de ulusal kanal olarak bu etkinliğin düzenleyicileri arasında. Tabii. Yine aynı zamanda Talat Paşa Komitesi tabii, var. Tabii. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, evet, evet, var. Türk Kültür Derneği'nin İstanbul Şubesi var. Büyük bir etkinlik olacak ve bu daha önce yapılan uluslararası Kıbrıs Konferansı'nın ikincisi olacak. Evet. Bu etkinlik için yurttaşlarımıza bir çağrınız var mı? Bu etkinlik hangi kapsamda olacak? Şunu da hatırlatalım. Açış konuşmasını 26. dönem Genelkurmay Başkanımız Sayın İlker Başbuğ yapacak. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Artık bu Kıbrıs'la ilgili işler bitmiştir efendim. Müzakeresi falan yoktur bu işin. Artık bu efendim kapatılması gereken bir konudur. Efendim Türkiye'nin bundan sonra adımlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması konusunda atmalıdır. Bakın, evet, benim söylemek istediğim şu. Şu gün Kıbrıs'a eğer bir yol yapılsın, bakın yol diyorum, yol yapılsın, o burundan Karpas burnundan Mersin'e doğru bir yol yapılsın denizden, hem karayolu hem demir yolu hem efendim petrol yolu, gaz yolu, hem ondan sonra işte elektrik yolu ve su yolu. Bakın şimdi herkes Kıbrıs'ın sahasını bilmiyor. Kıbrıs'ta bugün en az 1000 kilometrekare sulanabilir arazi var. Şimdi sadece Adana Ovası'nın bu yarısı demektir. Adana Ovası'nın yarısı. Adana Ovası aşağı yukarı 2000 kilometrekaredir. Ceyhan Ovası ile beraber. Bu düşünün, Meserya Ovası 1000 kilometrekare. 1000 kilometrekarenin sulanması için Ceyhan suyunun tamamı o yoldan geçmesi lazım. Şimdi buraya yol mu yapılır ya denizden falan diyen böyle düşüncesi olanlar vardır. Bunu ben tabii 40 yıldır düşünüyorum ama 5 yıldır söylüyorum. Sebebi de şu. 5 yıl önce Çin nereye başladı biliyor musunuz? Bir tam ortasında denizden 150 kilometrelik yolu denizden yapıyor Çin. Ve 2500 kilometre karayolunu kısaltıyor. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Eğer biz bunu yaptığımız takdirde bu efendim Boğaz'dan geçecek kanaldan çok 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 önemli. Boğaz'dan geçecek kanal gittikçe kıymetini yitiriyor. Çünkü dünya artık elektrikli araçlara dönüyor. Petrolden kaçınacak araçlara dönüyor. Bizim bugün sıkıntımız ne? Boğaz'da, Boğaz'la ilgili sıkıntımız ne? Efendim tanker geçmesin, değil mi? Tanker geçmeyecek artık zaten yakın bir zaman sonra. Avrupa'da efendim 2030'da Almanya efendim elektrikli olmayan araçları kabul etmiyor. Fransa 2040 gene İngiltere, Çin karar verdi, o da 2040 civarında tamamen elektrikliye geçeceğim diye. Yani petrol zaten ortadan kalkıyor. Kullanımı en azından boru hatlarına ve yani gazlar da aynı şekilde boru hatlarına dönüştürülüyor.
Zaten efendim Boğaz'dan ne bileyim ben tankerler geçmedikten sonra, patlayıcı etkisi olan bir şey geçmedikten sonra ne ihtiyaç var kanal açmaya? Ne ihtiyaç var? Bakın ihtiyaç burada. Bu Kıbrıs sorununu bitirir. Aynen söylüyorum. Kıbrıs sorunu bitsin mi istiyorsunuz? İşte biter. Bir yol açınız. Aynı Çinlilerin yaptığı gibi. Çinliler yaptığı için. O yüzden kimse bana bir şey diyemez. Yani bu uçuk bir tasarım diyemez. Evet. O 150 kilometre benim söylediğim 75 kilometre. Evet, bu Kıbrıs Vatandır etkinliğine ilişkin bir şeyler söyleyecek misiniz? Efendim? Kıbrıs Vatandır etkinliğine ilişkin 14-15 tabii ki vatandır ya. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Bizim tamamen vatanımız efendim aynı zamanda Kıbrıs'tır. Bakın tarihe gidersek Kıbrıslıların yani Kıbrıs'ta ilk insan yaşantısı Eti Türklerine aittir. Eti Türklerine aittir. Bakın bu çok önemli. Şimdi bu Kıbrıs'la ilgili şunu söyleyeceğim. 1935-36 yıllarında Mustafa Kemal efendim Eti Türkleri ile ilgili araştırma yapıyor. Araştırma yaptırdığında ortaya şu çıkıyor. Yani bizimle olan irtibatı çıkıyor. O zaman İngilizler telaşa düşüyor. Fransızlara yazı yazmışlar. Gayet açık İngiliz belgelerinde. Ben İngiliz belgelerinden söylüyorum bunu. Eyvah Türkler ondan sonra işte Kıbrıs ve Filistin'e kadar olan bölgede Eti Türkleri olduğu için daha önce yaşadığı için Türklerle irtibatı olması halinde efendim Türkler birçok yerde iddia edebilir diye yazıyorlar. Onun cevabı olarak Fransızlar da diyor ki biz size söylemedik mi? Türkleri ellerini bağlamalıyız. Türklerin ellerini bağlamalıyız, kollarını bağlamalıyız. Ondan sonra Türkler gelişmesin. Hakikaten buralarda hak iddia edebilir diyor. Yani bugün işte rahmetli Denktaş ne dedi? Kıbrıs'ın esas sahibi affedersiniz eşeklerdir dedi malumunuz. Yani Kıbrıs eşeği var ya çok meşhur. Onlardır dedi. Aynen öyledir. Hiç Rumlar falan değildir. Söylüyorum Eti Türkleri orada 4000-5000 yıl önce vardı. Peki. Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi Kıbrıs'tan biraz daha karaya doğru yaklaşalım. Irak'taki gelişmelere. Evet. Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Mesut Barzani dönemi kapandı mı? Tabii ki kapandı. Yani tabii ama Amerika boş durmayacak. Tabii şu anda daha önce de hep hatırlattık dedik ki Amerika Birleşik Devletleri büyük sıkıntı içerisinde. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri bu olayı bu şekilde karşılamazdı. Yani Barzani'ye falan çekilmesini istemezdi Barzani'nin falan. Hemen onu tanırdı. Tanıdıktan sonra da hadi bakalım uğraş dur konumuna girilirdi. Ama Amerika kendisini güçlü hissetmiyor. Biraz evvel de konuştuk kendi aramızda da malumunuz. Bu 3500 pilotunu da geriye çağırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Harp pilotunu yani bilfiil muharip uçak pilotlarını geriye çağırıyor. Hava yollarından geriye alıyor. 3500'e tamamlıyor. Yani ne yapmak istiyor onu bilemiyoruz. Tabii ki kime vuracak? Kime vuracak? Yani vuracağı devlet hangisi? Niçin 3500'e tamamlıyor? Hava yollarından niçin pilotlarını alıyor? Şu anda meçhul görünüyor. Yani Kuzey Irak deseniz, Kuzey Kore deseniz, Kuzey Kore öyle hava gücü açısından, hani füzeler açısından güçlü ama hava gücü açısından, diğer uçaklarıyla hava gücü açısından bir güç değil. Yani bu olay İran'a mı yoksa nereye, Türkiye ile ilişkiler nereye gider, onunla bağlantılı mı onu bilmiyoruz. Şu anda bilmiyoruz ama şu anda bildiğimiz şu, Amerika Birleşik Devletleri belirli bir çöküş içerisinde, o nedenle her yere birden yetişemiyor. Yani eskiden işte böyle bir olay olsa, şimdi hemen bağımsızlığını ilan ettirirdi arkasından da. Bir bağımsızlığını Amerika ilan ettikten sonra zaten İsrail hemen kabul edeceğini belirtmişti. Olay belirli noktaya gelirdi. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ve Rusya'ya karşı bir ortamda bulunmak istemiyor. Bu nedenle... Yani bölgede yenilen bir, yavaş evet, yavaş güç kaybeden bir ABD mi var? Var tabii. Var. Çoktan var. Çoktan var. Bunu defalarca söylüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri eski gücünde değil. Yani 1990'daki gücünde değil. Şimdi tabii biz bazı fırsatları daha önce kaçırmasaydık,
Çok daha iyi noktalarda olabilirdik bugün. Mesela bu yeni Habur Kapısı'nın yanındaki evet. işte Ovaköy, Aktepe gibi kapıların açılması konusunda çok daha önce adımlar atılabilirdi ama 1993'te söyleyeyim, özellikle bu önemli o günler 1993-94. 1993-94 yıllarında şöyle bir durum vardı. 91 yılında Saddam'ın korkusuyla 650 bin kişi Türkiye'ye gelmişti. Bunların 55 bin kişisi Türkmendi. Türkmenler geriye döndüğünde ve hep birlikte o 650 bin kişi geriye döndüğünde Türkmenler daha güneyde oldukları için peşmergelerden dolayısıyla o bölgelere gidemediler. Kerkük'e gidemediler, Tusurmatu'ya gidemediler, birçok yere gidemediler Türkmenler. 55 bin Türkmen o bölgede sıkışmış duruyordu. Yani o bölgeyi Ovaköy'ün karşısına gelecek, Habur'un karşısına gelecek bazı bölgeler eğer Türkmenlerde yerleştirme imkanı bulabilseydik o zamanlar, bunları defaatle bazı şekillerde söyledik ama pek yerini bulamadı. Eğer onları oraya yerleştirebilseydik, bu Ovaköy kapısı, Aktepe kapısı neyse onlar çok daha önce açılıp bugün Talafar üzerinden, tamamen Türkmen kenti olan Talafar üzerinden Bağdat'la irtibat çok daha rahat olurdu ve o zaman Barzani de bu kadar güçlenmezdi. Yani Barzani malumunuz Yahudi bir aile olması nedeniyle öyle olmasına rağmen işte gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri efendim desteklemez konuma girdi. Tabii onun efendim çeşitli yansımaları var. Şu anda zaten Trump'ın efendim işte malumunuz Rus efendim etkisiyle başa geçtiği falan konularında şu anda zaten sıkıntılar var Amerika'da. Amerika şu anda işte Kuzey Kore, burası, orası falan nedeniyle yeterince güçlü görünmüyor. Evet. Şimdi Ovaköy sınır kapısından bahsettiniz Sayın Karakuş. Şimdi Halil İbrahim sınır kapısı da Habur'un hemen karşısındaki Irak evet. toprakları içerisindeki evet. kapı da Irak Merkezi evet, Hükümeti'ne evet. devrediliyor ve bunu iki ülke birlikte evet. yapıyor, uyguluyor bunu sahada. Yani sahada hem askeri bir işbirliği var Irak'la evet. hem de diplomasi olarak yöneticiler arasında evet. bir bağlantı var, ilişki var ve bugün gün geçtikçe artıyor. Bu sürecin bu şekilde devam etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önemi ne bölge için? Şimdi bu çok önemli tabii ki. Yani Türkiye ile Irak Merkezi Hükümeti'nin birlikte hareketi çok önemli. Zaten buradan güç aldığı için şu anda bu noktaya ulaşıldı. Yani Habur'un karşısındaki Halil İbrahim kapısına Irak kuvvetleri gelebildi. Şimdi Irak hükümeti Türkiye'den güç aldığı için böyle devam edebiliyor ama Suriye'de aynı gücü göremiyor. Suriye tarafına doğru yani Türkiye'nin gücü orada efendim değişik yönde olduğu için yani şu anda işte İdlib'de falan olduğu için halbuki o bölgede de Türkiye güçlü olabilse şu anda malumunuz İbadi şu Suriye kapısını üçlü yönetime verdi. Yani vermeyi kabul etti. Bölgesindeki. Evet evet vermeyi kabul etti. Yani işte peşmergeler Irak Merkezi Hükümeti ve Amerika'nın özel kuvvetleri denetiminde olacak. O bizim için tabii ki hep tehlike olmaya devam edecek. Neden? Çünkü PKK-PYD oradan destekleniyor Amerika tarafından. Şimdi orada yani bir güç verebilecek, kendisine güç verebilecek kimsesi yok İbadi'nin. Fakat kuzeyde Türkiye ile Türkiye sınırında Türkiye'den güç aldığı için İbadi efendim rahatlıkla bu Habur'un karşısındaki kapıyı şu anda ele geçirmiş konumda bizim açımızdan çok önemli. Tahran'ın buradaki olaya yaklaşımı Ankara ve Bağdat'la işbirliği. Tabii ki Tahran tabii ki yani bu konuda her zaman var. Her zaman var tabii. Yani bu Kerkük'ün bir an evvel ele geçirilmesinde falan tabii ki Tahran'ın çok büyük önemi var İbadiye desteği açısından ama yani burada aynı zamanda şimdi kamplaşma da olduğu için efendim Sünni Şii Alevi konusunda kamplaşma da olduğu için çok fazla burada İran görüntüsü istenmiyor ama
Türkiye'nin İran'la iyi ilişkiler içerisinde olması elbette ki sadece Irak'ta değil, Suriye'de de çeşitli yönlerden etkileri olacaktır. Türkiye'nin bir an evvel şu Esad'la ilgili konuyu da artık ortadan kaldırması lazım. Hala Esed demenin bir manası yok. Bakın IŞİD gitti, bitti. IŞİD gittiğine göre ondan sonra bizim en fazla irtibat kuracağımız yer Esad'dır. Esad'la irtibat kurmak mecburiyetindeyiz. Şimdi Esad'ı yok etmeye çalışıyor Batı ki o zaman Esad'ı yok ettiğinde rahatlıkla tekrar Büyük Orta Doğu Koridoru ile ilgili çalışmaları daha rahat yapabilsin diye. O nedenle biz Esad'ı desteklemeliyiz ki o zaman bir yerde Putin de bizimle olabilsin. Bu konuda çok önemli olarak görüyorum bunu. Evet. Bu yönde hareket etmemiz lazım. Sayın Karakuş, Suriye'ye girdiniz. Evet. Suriye'den devam edelim evet. Efendim. Şimdi bu Fişabur sınır kapısından evet. ABD'nin silah sevkiyatı yaptığı evet. biliniyor ve siz evet. de vurguladınız bu konu. Ve gün geçtikçe Amerika'nın PYD'ye olan desteği de keza evet. artıyor. Ve bu arada da Astana zirvesinin 7.'si 2 gün önce başladı. Önemli bir şekilde devam ediyor. Daha önceki toplanan zirvelere ilişkinde alınan çatışmasızlık kararları işte bu 7. zirvede ele alınıyor, masaya yatırılıyor. İşte bu kapsamda Türkiye İdlib bölgesine yerleşti oradaki terör örgütlerine karşı. Astana'ya ilişkin şöyle bir tartışma yaşandı. Bugün Cumhurbaşkanlığı evet. Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarına da yansıdı. Rusya'nın terör örgütü PYD'yi evet. Astana zirvesine davet etmesi. İbrahim Kalın'ın açıklamasında girişimlerin başladığı, Rusya'ya bu rahatsızlığın iletildiği ve önemli ölçüde çözüldüğünü söyledi. Rusya PYD'yi davet ederek ne yapmak istiyor? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi Rusya'da Suriye'de birliği sağlayabilmek için, Amerika'yı köşeye sıkıştırabilmek için PYD ile de işbirliği yapma noktasında gözükmek istiyor. Yani arzu etmiyor ama Amerika'yı Suriye'den uzaklaştırmanın yolu ne? Efendim işte biz bakın gene PYD'ye de yakınız falan rolünü yapmak. Rol bu, rol. Bu daha evet. doğrusu rol. Biz de rol yapmalıyız efendim. Yani Esad'ı artık efendim sıkıştırmamak için biz de rol yapmalıyız. Artık Esad'cığım nasılsın demeliyiz yani. Başka çaresi yok. Yani bugün eğer sizler efendim bir yerde Suriye'nin bütünlüğünü istiyorsanız bütün Batı zaten şimdi IŞİD bitti. Esad'ı temizleyelim diye uğraşıyor. Yani İsrail'in yok etmek istediği bu. O nedenle bu ortam içerisinde bizim Esad'ı destekler konuma girmemiz, o zaman Putin'i de rahatlatmamız lazım. O zaman Putin de rahatlayacak. Çünkü ülkenin birliğini sağlama hakkı Esad'a ait hala. O nedenle işte Rusya ikili oynamayı rol olarak sıra yapıyor. Sıra PYD'ye de gelecek mi? Sıra PYD'ye de gelecek mi? Türkiye ve Rusya tabii açısından, ki eğer, Suriye cephesi eğer, açısından. Eğer Suriye güçlü olursa, merkezi hükümeti Esad güçlü olursa, Amerikalılara git diyecek ondan sonraki zamanda. Amerikalılara git diyebilecek. Başkası kim diyebilecek ki? Yani merkezi hükümet benim ülkemde ne arıyorsunuz diyecek. Yani şimdi mesela Esad bizim İdlib'e girmemize de efendim laf söylüyor. Efendim işte bilmem Fırat Kalkanı'nda bulunduğumuz yerlere de laf söylüyor falan. Neden söylüyor? Mahsus söylüyor onu. Kasıtlı söylüyor. Benimle işbirliği yap demek için mi? Öyle bir mesaj mı? Yok, ilerisi için PYD'ye laf söyleyebilmek için. Yani Amerikalılara laf söyleyebilmek için ileride. Ya benim ülkemde ne işiniz? Strateji diyorsunuz. Tabii strateji uyguluyorlar. Şimdi zaten dünyada yeni strateji şu. Tabii Şii efendim güçler çok Suriye ve Irak'ta güçlendi. Aynı zamanda İran'da güçlendi. Efendim ona karşıt olarak Batı bir uygulama içerisinde işte Suudi Arabistan malumunuz 400 milyar dolarlık aşağı yukarı rüşvet verdi Amerika'ya. Ama kendisini de parçalamaya kalkar mı diye korkusu var Suudi Arabistan'ın. Niye korkusu var? O işte Rice'ın daha evvelki Dışişleri Bakanı'nın yayınladığı 22 ülkenin efendim sınırları değişecek listesinde onların da efendim bölünmesi söz konusu. 400 milyar dolar efendim rüşvet verdiler ama bu yetmez Amerika'ya deyip sırtlarını Putin'e dayamaya kalktılar. Şimdi de bir birlik oluşturuyorlar IMF vasıtasıyla Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan.
efendim Sünni bölgesi aynı zamanda ticaret sistemini kurup Sünni bölgesinin kuvvetlendirilmesine çalışıyorlar. Çünkü işte Suriye'de İran güçlendi, Irak'ta İran güçlendi. Sonuçta Amerika'nın da istediği olmadı, İsrail'in de istediği bana göre olmuyor ve hiç olmayacak. Şimdi mezhepsel çatışma yeniden mi? Yani zaten tabii çok ki devam ediyordu. Devam ediyor. İşte şimdi bir yerde Sünni kesimi güçlendirme yönüne gittiler. Yani Sünni Arapları birleştirme yönüne, en azından ticaret açısından ve diğer yönleriyle Suudi Arabistan da baktı ki yani bu iş böyle olmuyor. Yok efendim Kur'an'da olmayan, bakın tekrar ediyorum, Kur'an'da olmayan, Kur'an'da devlet yönetimi yoktur. Aynen söylüyorum. Kur'an'da devlet yönetimi yoktur. O nedenle benim devletimin yönetimi Kur'an'a göredir deme hakkı kimsenin yoktur. O nedenle efendim işte kanunun kanunnameleri vardır. Fatih'in kanunları vardır. Efendim işte Osman Gazi'nin nizamnamesi vardır. Birinci Kılıç Aslan'ın nizamnamesi vardır. İkinci Kılıç Aslan'ın nizamnamesi vardır. Bütün hepsinin nizamnameleri vardır. Devlet yönetimi diye bir şey yoktur Kur'an'da. O nedenle yok efendim ben şu yönetimle idare ediyorum, şeriatla ediyorum, bilmem neyle ediyorum. Yok efendim böyle bir şey yok ki Kur'an'da. Kur'an'da yok ki şeriatla yönetim diye bir şey. Yani var mı Kur'an'da, yok bayanlar stadyuma giremez diye Kur'an'da bir şey mi var? Var mı böyle bir devlet yönetimi? Yok efendim, yok böyle bir şey yok. O nedenle şimdi onlar da işte ılımlı İslam falan kıyafetini giymeye çalışıyorlar. Ilımlı İslam gibi rollerle evet, kendilerini sıyırmaya çalışıyorlar ve işte IMF'nin söylediği gibi parasal desteğini genellikle Suudi Arabistan'ın yapacağı, Ürdün, Mısır, Sünni birlik yaratmaya çalışıyorlar. Bir tarafta işte birinci öncelikle şimdi artık Suudi Arabistan, Irak ve Suriye'den uzaklaştı. IŞİD'i hani destekliyordu zamanında. Ondan sonra daha sonra işte efendim günah keçisi olarak Katar'ı buldular. Katar işi bitti şu anda. Şimdi Yemen'le uğraşıyor. Geçen gün işte gene dün bombaladı oraları. Efendim bir şekilde Yemen'le mücadeleye Şiilerle devam ediyorlar. Evet. Sayın Karakuş, buradan da hemen Bakü, Tiflis, Kars. Evet. Tarihi demiryolu projesi hayata geçti. İlk tren yola çıktı. Evet. Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da son çivisini çaktığı bir demiryolu olmuştu. Bu projenin Türkiye ve bölge ülkeleri ve dünya açısından önemini... Çok önemli. Bir defa bakın Çin devamlı surette Amerika Birleşik Devletleri tarafından sarılmaktan korkuyor denizde. Denizde yani denizde Çin'in efendim Amerika ile pek mücadele etmesi mümkün görülmüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin işte özellikle bu uçak gemilerine dayanan gücü, efendim denizde istenildiği gibi Çin'i efendim açılmaya imkan vermeyecek konumu söz konusu olduğundan dolayı Çin zaten bunun için uğraşıyor. Devamlı surette Avrupa'ya, Anadolu'ya, efendim işte Orta Doğu'ya efendim demir yolları vasıtasıyla efendim değişik şekillerde ticaretini arttırma, herhangi bir şekilde Amerika ile büyük gerginlik yaşarsa, Amerika'nın ambargosuyla karşı karşıya kalırsa bunun kurtulma yolu bir yerde işte bu demir yolları. İpek yolu projesi, evet, bir yol bir kuşak İpek yolu, projesi. İpek yolu projesi bu demir yolları. O nedenle Çin çok önem verdiği için zaten özellikle diğer ülkeler yönünden de çok önemli. Neden? Çünkü bilhassa efendim işte Özbekistan olsun, efendim Kazakistan olsun, Türkmenistan olsun, bizim Türk devletleri açısından Kırgızistan olsun, çoğu denize efendim Hazar Denizi hariç denize bir kıyıları olmadığı için, açık denizlere kıyıları olmadığı için bunlar için de çok daha önemli Türkiye'ye nazaran. Bu ortam içerisinde Türkiye bundan çok yararlanacaktır. Ona inanıyorum. İleride belki İran'ın da buna katılması halinde efendim yani İran'dan da bir demir yolu gitmesi halinde gene Türkiye üzerinden geçmesi
birçok yönden ticaretin artması açısından. Yani Türkiye Batı ile Asya'yı birleştiren bir rol mü almış oluyor burada? Elbette ki, elbette ki. Ama tabii ki bu yani ton olarak falan çok fazla bir tonajı falan olan çok büyük yolcu taşıyan bir ortamı yok. Bunu daha geliştirmek lazım. Zaten geliştirme programı da var. İleriki yıllarda işte efendim bayağı bir 30-35 milyon tonluk efendim bir malzeme taşır, yük taşır haline getirilecek. O zaman çok daha etkin olacak. Bunların muhakkak harekete geçirilmesi lazım. Özellikle işte bu hızlı trenlerin de bir yerde insan taşımada çok önemi var. Bunların da devreye girmesinin yararı olur diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum efendim. Sayın Karakuş, şimdi biraz da artık programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Savunma sanayine parantez açmak istiyorum efendim. Evet. Şimdi NATO'la bir S-400 sürekli bir karşılıklı söz diyalogu yaşanıyor. İşte Ankara'nın Moskova'dan S-400 almasına ilişkin hem NATO'dan hem Washington'dan çeşitli açıklamalar geliyor ve rahatsızlık açıklamaları olarak da yansıyor bunlar Türk medyasına ve kamuoyuna. Şimdi son olarak NATO Askeri Komite Başkanı Peter Powell'in açıklaması var. Bu sürecin bir sonucu olacağını ve ülkeler karar almakta bağımsız olduğu gibi aldıkları kararların sonuçlarıyla yüzleşmekte de bağımsızdır ifadesini kullandı. Son açıklama dedim, özür dilerim. Son açıklama bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den geldi. Evet. O da Türkiye'nin bu ulusal bir kararı olduğunu söyledi. Bu S-400 krizini, bu NATO'nun rahatsızlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa alacağım, bunu çok konuştuk. Evet. Onun ardından SİHA, İHA, Atak 2 helikopteri, MPT-76, Altay tankı bunları konuşacağız efendim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bu S-400 çok önemli bir silah. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu savunma silahı. Yani hava savunma silahı, yüksek irtifa hava savunma silahı. Bu kadar basit. Gelecek olan füzeleri önleme silahım benim. Ya ben kendimi korumak için arıyorum. Sen niçin rahatsız oluyorsun NATO'nun askeri kanadı? Sen niçin rahatsız oluyorsun? Niye yani bana NATO devletleri saldıracak da ondan sonra ben kendimi koruyacağım diye mi böyle bir sıkıntınız var? Ne demek yani bu? Yani bu bunun başka bir manası var mı ya? Niçin sen efendime söyleyeyim ben alacağım zaten 4 batarya. 4 batarya efendim benim ihtiyacım 25 batarya. 25 batarya. Yani 4 batarya bırak oradan alayım. Ondan sonra 20 batarya da efendim Avrupa'nın veya Amerika'nın ürettiğinden alayım. Ne olmuş yani şimdi NATO? Efendim al sana NATO ile irtibatı kuracak şekilde bağlayayım. Sonra efendim bizim şimdi radarlarımız NATO'ya tahsisli olanlar da vardır. Milli olanlar da vardır. Şimdi benim 30 tane radarım var. 30 tane radarım var. Benim bunları kullanma imkanım var. S-400'leri istediğim gibi radarlarımdan da yararlanarak gelecek olan uçakları veya efendim füzeleri önleme açısından. Sonra benim dünyanın en kıymetli efendim atış ve elektronik harp sahalarından birisine sahibim ben Türkiye olarak Konya'da. Efendim burada S-400 olduğu takdirde her devlet gelip de benimle efendim tatbikat yapmak isteyecek. Para kazanacağım. Gelenlerden ben de para kazanıyorum. Ne var bunda? Yani NATO'nun devletleri de gelsin S-400 ile ilgili efendim çalışmayı yapsın. Evet. Bilakis daha da NATO'nun askeri kanadı için yararlı. Niçin buna rıza göstermiyorsunuz anlamıyorum. Yani anlaşılır gibi değil. Bu S-400 tartışmalar yaşanırken özellikle başta Almanya olmak üzere Türkiye'ye karşı savunma sanayinde bazı ambargolar gündeme geldi. İşte üretilen malzemeler, üretilen araçların malzemelerinin satılmaması gibi, bunların kısıtlanması gibi konular gündeme geldi ancak. Son zamanda yine bunlara paralel olarak milli ve yerli ürünler son zamanda damga vurur nitelikte. İşte silahlı insansız hava araçları, insansız silahsız hava araçları. Milli piyade tüfeği MPT-76 olarak biliniyor. Sonra Altay tankı var. Bunun üzerinden de bazı parçalarda sorunlar var. Yerli ve milli savunma sanayinde hangi aşamadayız? Efendim şimdi yerli ve milli savunma sanayi aşaması açısından yani belirli bir noktadayız ama istenilen bir noktada maalesef değiliz. Bu işlerde kesiklik olmayacak. Bakın kesiklik 1950'lerde yaratılmıştır. Aynen söylüyorum. Mustafa Kemal'in birinci işi Mustafa Kemal'in isterse
kızanlar kızsın. Efendim ne söylerse söylesinler. Ama en doğru işi yapmıştı. Nedir en doğru iş? Efendim Osmanlı Devleti kendi silahını üretemediği için yıkılmıştır. Kendi silahını ürettiği müddetçe de efendim yaşamıştır. 300 yıl yaşamış, 300 yıl da sürünmüştür. 300 yıl efendim ilerlemiş, yükselmiş, 300 yıl sürünmüştür kendi efendim silahlarını yapamaz hale gelince. Mustafa Kemal'in ilk işi efendim işte uçak fabrikası kurmuştur. Efendim makinist okulu açmıştır. Çeşitli fabrikalar kurmuştur. Efendim işte ileride tank üretecek noktaya gelecek bir fabrika kurmuştur. Efendim işte Gölcük'ün açılması için donanmanın daha güçlü bir noktada bulunması için her türlü efendim deniz, hava, kara bütün yerli sanayine önem vererek bir noktaya gelmiştir. Biz Avrupa'ya uçak satmışızdır. Biz ama 1950'ler efendim bizim kötürüm olmamızdır. Kötürüm. Yani efendim ayaklarımız bizim gitmiş, yürüyemez hale gelmişiz. Araya kesiklik verdiğiniz zaman savunma sanayini hemen sana kurdurtmazlar. Yani anca fırsatları kollayarak kurabilirsiniz. Bakın söylüyor, hep söylüyorlar. Efendim incirlik kapansın. Yok efendim size, efendim işte şu şöyle olsun, bu böyle olsun falan diyor. Tamam kardeşim, ben de senden şunu istiyorum. Efendim 1950'lerde işte bunlar olmasaydı, bugün ben efendim uçak üretiyor olacak mıydım? Olacaktım. Tank üretiyor olacak mıydım? Olacaktım. Top üretiyor olacak mıydım? Olacaktım. Yerli her türlü savunma sanayim olacak mıydı? Olacaktı. Efendim 3000 kilometre menzilli, 10.000 kilometre menzilli füzelerim olacak mıydı? Olacaktı. Eğer bunlar olsun zaten ben diyorum ki İncirliği de kapatırım. Efendim bu bölgeden hadi bakayım Orta Doğu'dan Amerika'da gitsin, Rusya'da gitsin diyebilirim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Olay bu. Zaten bütün devletlerin, bakın bütün devletlerin kurdurmak istemediği en önemli sanayi savunma sanayidir. Size kurdurtmazlar. Ellerinden geldikleri kadar her türlü kötülüğü yaparlar. Neden şimdi efendim S-400'den yararlanarak Türkiye kendi efendim yüksek irtifa hava savunma evet. silahını yapacak diye çekiniyor Batı. Onun için istemiyor. Onun için istemiyor. Esas böyle rahatsızlığın bir... arkası. Evet efendim arkası söylüyorum. İncirliği de kapatırım. Efendim vay Yunanistan bunu mu yayınladı? Sen ne diyorsun ya derim. Biter. Olay biter. Efendim siyasetin en son dayandığı güç silahlı kuvvetler gücüdür. Güçlü Caydır. Ordu güçlü Türkiye sloganı. O kadar efendim o kadar. Güçsüz ordu güçlü Türkiye olmaz. Olamaz. Olamaz. Bırakmazlar ki. Bırakmazlar ki. Yani imkanı var mı? Yani siz istediğiniz kadar isterseniz 100 bin dolar fert başına geliriniz olsun. Eğer jeopolitik yeriniz çok önemliyse, yeriniz çok kıymetliyse, böyle üç tarafı denizlerle efendim çevrili fevkalade toprağı olan bir ülkenin efendim tarihi geçmişiyle milleti çok kıymetli bir millet ortada. Dünyanın efendim 30 bin yıldır neslinin geldiği bilinen tek milletiz biz. Evet. 30 bin yıl önce bizim Uygur devletimiz vardı. Bakın Uygur devleti, Uygur Türkleri devleti 30 bin yıl önceye dayanan millet tek Türk milletidir. Dünyada başka millet yok. Evet. Sayın Karakuş son 2 dakikamız evet. kaldı. 14, 15, 16 Kasım tarihlerinde evet. Kıbrıs'ta yapılacak olan Kıbrıs Vatandır etkinliğiyle ilişkin izleyicilerimize bir çağrınız var mı Türkiye'den gitmek isteyenler için? Efendim bu çağrıya herkesin icabet etmesi lazım. Çok önemli bir konu. Artık söylüyorum bağlanacak noktaya gelmiştir Kıbrıs sorunu. Efendim Kıbrıs sorunu bize bir şey zaten biz 1974'ten sonra tanımıyoruz. Efendim Kıbrıs meselesi, Kıbrıs sorunu çözülmüştür. Öyle bir mesele yoktur. Bu mesele bundan böyle efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması meselesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak da birçok devlet çıkar. Yeter ki biz azmi gösterelim, azimle çalışalım. Bu çok önemli bir toplantı olacak. Bu toplantıda tekrar bu Kıbrıs'la ilgili her konu ayrıntısıyla görüşülecek ve ilim adamlarının bulunduğu bir seviyede tartışılacak. Diğer bütün katılımcıların yürekten katıldığı bir ortam içerisindeyiz.
İşte söylüyoruz, bu Kıbrıs'la ilgili yıllarını veren kişiler orada toplanıyoruz. Yıllarını veren. Orada işte gazi olan arkadaşlarımızla gidiyoruz. Aynı zamanda işte Kıbrıs olaylarında işte 1963'ten beri bizler de bu konuda devamlı bir yerimiz bulundu. Efendim ömrümüzü verdik ya biz Kıbrıs için. Şimdi, bütün herkes orada olacak. Evet efendim bakın aynen söylüyorum. Benim anne tarafım Fethiyelidir. Ondan sonra ben orada doğdum, büyüdüm. Asker liseye girinceye kadar. Fethiye'nin halkı Girit ve Rodosludur. Fethiye'nin halkı Girit ve Rodosludur. Efendim Kıbrıs meselesi dendiği zaman 1950'lerde ben çok iyi hatırlıyorum. Yani yer yerinden oynardı. Evet. Yer yerinden oynardı. Çünkü Girit elimizden gitmiş, Rodos elimizden gitmiş, gelmişiz buraya Kıbrıs'ta gitmesin diye. Evet, çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, programımızın ilk bölümünün de sonuna geldik. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı, Emekli Hava Kor General Sayın Erdoğan Karakuş konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci bölümümüze başlayacağız reklam arasından sonra. İkinci bölümümüzde ise Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sayın Ünversel konuğumuz olacak. Kırım'a ilişkin özel bir parantez açacağız. Kırım'ı konuşacağız. Karadeniz'deki gelişmeleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Başkent Kulisi programı devam ediyor. İlk bölümümüzde Sayın Erdoğan Karakuş vardı, Türkiye Emekli Subaylar Genel Başkanı. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Onu uğurladık. Programımızın ikinci bölümünde ise yine bir konuğumuz olacak. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sayın Ünversel. Efendim hoş geldiniz. Değerli izleyenler, ilk bölümde Türkiye'den güneyinde ve doğusundaki konuları konuştuk. Türkiye'ye yönelik yapılan tehditleri ele aldık Sayın Erdoğan Karakuş'la. Sayın Ünversel'le de bu bölümümüzde Kırım'ı konuşacağız, Karadeniz'i konuşacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ünversel, hemen hiç vakit kaybetmeden efendim ben size şunu sorayım. Kırım'da neler oluyor? Son olarak 2014 yılında bir referandum yapıldı ve Kırım halkı Rusya'ya bağlanmak istedi. O süreçten bu zamana kadar neler oldu? Kısaca özetler misiniz? Kırım'da tarihi bir süreç yaşanıyor 2014 yılından günümüze kadar. 2014 yılında Ukrayna'nın içinde yaşanan iç savaş sürecinde Kırım halkı Ukrayna'nın iç savaşına katılmama kararı alarak referanduma gitti ve Ukrayna'dan ayrılarak Rusya Federasyonu'na katılma kararı aldı. Böylelikle tarihi bir adalet olarak Kırım tekrar yüzünü Rusya'ya doğru dönmüş oldu. Kırım aslında 1783'ten beri Osmanlı Devleti'nin 1774'te Kırım'ı serbest bırakmasıyla birlikte Kırım daha sonra 1783 yılında Rusya tarafından işgal edilmişti. Ve o süreçten bugüne kadar da Kırım Rusya'nın toprağı olarak aslında devam ediyor. Ukrayna'nın Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki dönemi bir ara dönemde. O dönemde de Kırım Özel Cumhuriyeti'ni Kırım'daki bulunan Ruslar idare ediyordu. Kiev yönetimi aslında Kırım'da çok fazla bir söz sahibi değildi. Söz sahibi olmadıkları da belli. Çok da korkak hareket ediyorlardı. Ve sürgünde yaşayan Kırım Tatarlarının Kırım'a dönüş sürecini başlatmadılar. Ve Kırım'daki Kırım Tatarlarını stabil halde bulundurmayı tercih ettiler. Eğer Ukrayna dağılmasaydı da Kırım'da bir takım sorunlar ortaya çıkacaktı. Ama Ukrayna'nın bu iç savaş sürecinde dağılma sürecine girmesiyle birlikte Kırım referandumuna Rusya'ya katıldıktan sonra Kırım'da büyük değişiklikler yaşandı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin 2014'te yayınladığı bir kararname ile Kırım'dan sürgün edilen tüm halkların, Kırım Tatarları, Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar ve diğerlerinin sürgüne gönderilen halkların tamamına yeni bir kararname ile eski haklarını iade etti. Bugün Kırım Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'nu oluşturan 22. Cumhuriyet olarak federal hükümete katılmış durumda. Rusya'da 9 bölge var. Kırım'ın bulunduğu bölgede Güney Federal Bölgesi. Bu bölgede büyük bir kalkınma hamlesi var. Ukrayna bu bölgeyi
dünyadan 25 yıl yaklaşık geri bıraktı. Kırım'ın bütün gelirlerini Kiev'e taşıdı. Kırım'da yatırım imkanlarının hemen hemen önünü kesti. Rusya geldikten sonra bugün Rusya ana kıtasıyla Kırım'ı bağlayan Kerç Boğazı Köprüsü yapılmakta. 2019 yılında bitirilmesi beklenmekte. Kırım'da yeni enerji santralleri kurulmakta. Kerç'ten Sivastopol'a kadar 300 kilometrelik otoban ve tren yolu inşası yapılmakta. Kırım'da turizm alanında pek çok turistik tesisler inşa edilmekte. Şehirler yeniden kurulmakta. Kırım parlamentosunda 75 tane milletvekili var. Bu 75 milletvekilinin 5 tanesi Kırım Tatarı. O zamanki seçim sürecinde Rusya devleti Kırım Tatarlarının %20 olarak bölgede temsil edilmesini istiyordu. Ama Kırım Tatarları 2014 sürecinde biraz isteksiz davrandılar. Bu referandumda Kırım Tatarlarının yaklaşık %40'ı referanduma katıldı. Katılanların hepsi de Rusya Federasyonu'na katılma kararını onayladı. %60'ı ise Kırım Tatarlarının referanduma katılmadı. Bugün Kırım'da 340 bin Kırım Tatarı yaşamakta. Bu da nüfusun yaklaşık %14'üne tekabül etmekte. Kırım hükümetinde Kırım Tatarlarından bakanlar bulunmakta, milletvekilleri bulunmakta, bürokratlar bulunmakta. Bu süreçte Kırım Tatarları için devlet tarafından Millet TV adlı bir televizyon yayını başlatıldı. Dün o televizyon yayının ikinci yayına başlama yıl dönümüydü Millet TV'nin. Aynı zamanda Vatan Sedası diye bir radyo yayını yapılmakta. Kırım Tatarcası yayınların neşriyatlarına izin verilmekte. Ve Kırım Tatar dili Kırım Cumhuriyeti'nde resmi dil olarak kabul edildi. Bugün Kırım Cumhuriyeti'nde Rusça, Kırım Tatarca ve Ukrayınca resmi dil olarak bulunmakta. Batı kamuoyu özellikle Ukrayna tarafından Kırım'da gerçekleştirilen bu kalkınma hamlesi, Kırım Tatarlarına yönelik iyileştirme faaliyetlerini bilerek örtüleme şeklinde tersine propaganda yapılmakta. Aslında Kırım'da insan hakları ihlalleri olmadığı açık olarak görülmekte. Evet. Yani bu Birleşmiş Milletler'in, Batı kamuoyunun, Avrupa'nın, yani NATO'nun böyle bir politika izlemesi bölgeye girme girişimlerine dayanmakta. Yani NATO, NATO daha ciddi olsaydı, NATO Ukrayna ortaklığını savunmuş olsaydı ki 20. yılını doldurdu, çoktan Ukrayna'yı NATO'ya alması gerekti. Hatta NATO Ukrayna iç krizine karışmamayı da tercih etmekte. İçeriği karıştırmakta ama iç krizi çözme yönünde bir girişimde bulunmamakta. Avrupa Birliği de keza aynı şekilde, yani Ukrayna'nın bir bütünlüğü için değil, Ukrayna'nın parçalanmasına doğru bir süreç işlemekte. Dolayısıyla Kırım, Ukrayna'dan ayrılması çok son derece isabetli bir karar olduğu gözükmekte. Bugün yapılması gereken Kırım'da Ruslarla barış içerisinde, diğer çok kültürlü bir toprak burası, çok milletli, çok dinli bir toprak. Hep beraber barış içerisinde bu adayı barış adası olarak değerlendirip, Kırım Tatarlarının kalkınması, Kırım Tatarlarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalara katılmak gerek. Yani Türkiye'nin de bu yönde mevcut politikasında farklı bir politika izlemesi gerek. Sayın Sel, oraya geçmeden önce şu an mevcut Kırım'da neler oluyor, neler bitiyor? Biraz onlardan konuşalım. Daha sonra o noktaya gelelim. Yani buyurun. Kırım mesela son günlerde bazı olaylar yaşanıyor Kırım'da. Kırım'da şöyle bir şey, Ukrayna'da, Ukrayna'nın doğu bölgesinde, Doğu Ukrayna'da, Donetsk'te, Donbas denilen Donetsk ve Lugansk bölgelerinde bir iç savaş süreci var. Ukrayna'nın mevcut iktidarı azınlık iktidarı. Yani o süreçte Doğu Ukrayna'daki bölgeler seçime katılmamıştı. Kiev ve çevresindeki vatandaşların oy kullanmasıyla Poroshenko hükümeti gelmişti. Bugün Poroshenko hükümetinin iktidarı sallantıda. İktidarı sallantıda olduğu için iç karışıklık var. Yani Saakashvili, Timoshenko gibi eski liderler, yani Batı kamuoyunun kullandığı figüran liderler, Poroshenko iktidarının bitirilmesine yönelik çalışmalar yapmakta ve orada terör faaliyetleri esmekte. İşte bu terör faaliyetlerinden birisi de Kırım'ın hemen üstünde Suriye'de IŞİD içerisinde savaşan bir takım Kafkasyalı, Orta Asyalı şahıslarından oluşturulan, içinde Kırım Tatarlarının olmadığı bir Kırım Tatar, Müslüman Kırım Tatar taburu kuruldu. Bu Müslüman Kırım Tatar taburunu Derin Gladio, yani Ukrayna içerisinde bulunan Derin Gladio, Kırım'a karşı kullanmak istemekte. Yani 2015-2016 yıllarında Kırım'a Ukrayna'dan gelen elektrik trafolarını patlatmışlardı bu grup. Bugün ise Ukrayna'da bir takım cinayetler, örtülü terör faaliyetleri olmakta. İşte dün de Kırım'da
bir doğalgaz santralinin boruları patladı iki kere üst üste. Terör mü değil mi? Tam olarak bu konuda güvenlik güçleri Kırım'ın çalışmaları yapmakta. Belki sabotaj olmayabilir, olabilir de. Yani birkaç gün içerisinde aydınlanması bekleniyor. Ama bu 2015-2016'daki saldırılara baktığımız zaman biraz bir şüphe uyandırıyor gibi sanırım. 2015-2016 bu saldırılara baktığımız vakit şüphe uyandırmakta. Bugün anlaşılmayan bir durum var. Yani Ukrayna'nın ve Ukrayna tarafını seçen bir takım eski Kırım Tatar siyasetçilerin ısrarla Kırım'a karşı ambargo uygulayarak Kırım'ın çökmesini amaçlayan bir takım çalışmalar yapıyorlar. Artık bu dünyada eskimiş model, ambargo modelleriyle dünya hiçbir ülke baskı altına alınamıyor. Yani Kırım, ambargolara rağmen Kırım kalkınıyor, ambargolara rağmen Kırım hayatını idame ettiriyor. Yani Kırım'ın elektriği Rusya ana kıtasından gelmeye başlıyor. Onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Su, Rusya ana kıtasından su getirilme çalışmaları yapılıyor. Yani Ukrayna'nın Kırım'a su vermeyeyim, Kırım'a elektrik vermeyeyim, burada bir takım terörist faaliyetler yapayım demesi aslında kendisine verdiği bir zarar olarak karşımıza çıkıyor. Bir de ısrarlı bir şekilde Birleşmiş Milletler'de, dünya kamuoyu önünde Kırım Tatarlarının sanki resmi yetkili temsilcileri olarak Ukrayna'ya kaçan eski siyasetçileri savunma metodu var. Bir gün diyorlar ki Rusya Federasyonu geldi, Kırım Tatar Milli Meclisi'ni kapattı. Kırım Tatar Milli Meclisi Ukrayna zamanında yasal bir milli meclis değildi. Ukrayna Cumhuriyeti kendisi 1991'den 2014 başına kadar Kırım Tatar Milli Meclisi'ni resmi bir meclis olarak çalıştırmadı. De facto olarak havada tuttu. Yani onu bir yasallaştırma sürecine izin vermedi. Kendisinin izin vermediği bir süreci Kırım Rusya Federasyonu'na katıldıktan sonra Kırım Tatar Milli Meclisi'ni kapatılmış gibi gösteriyor. Aslında Kırım Tatar Milli Meclisi Rusya Federasyonu Kırım Cumhuriyeti'nin resmi makamlarına kendisini tescil etme yönünde de bir çalışma yapmadı. Dolayısıyla bugün azınlıkta olan Kırım Tatarlarını temsil eden bir yapılanmanın Kırım Tatar halkının resmi bir yapılanması gibi göstermek yanlış. Türkiye kamuoyunda da yanlış bilgilendirme yapılıyor. Yani bir takım terörist faaliyetleri, bir takım radikal faaliyetlere bulaşmış, özellikle Hizbul Tahrir gibi, Vahabis gibi bir takım hareketlerin içerisinde bulunan Kırım Tatarlarının Rusya kanunlarına göre yasaklı olan bu yapılanmanın şahıslarıyla ilgili polis ve mahkeme takibi, savcılık takibi olan olayları insan hakları ihlali gibi göstermek son derece yanlış. Yani bu normal her devletin, her bir güçlü devletin kendi hakimiyetini sürdürmesi, vatandaşlarını koruması açısından yapabileceği bir iş. İşte iki tane Kırım Tatarı'nın radikal faaliyetlerinden dolayı hapiste bulunmaktaydı Kırım'da. 4 Kasım günü Rusya'da birlik günü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendi inisiyatifini ve hakkını kullanarak Rusya toprakları serbest içerisinde bıraktı. Pek çok suçluyu serbest bıraktı. İşte bu suçluların içerisine iki tane Kırım Tatarı'nı da koydu. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir çabası var. Kendisi Birleşmiş Milletler'in Amerika'da yapılan zirvesinde Başkan Putin'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ricada bulundu. Ve Başkan Putin Sayın Erdoğan'ı kırmadı. Bu iki şahsı serbest bıraktı. Ama enteresan bir şekilde serbest bırakılan bu şahıslar sanki kahraman olmuş gibi, sanki gazi olmuş gibi bir mutluluk içerisine girerek propaganda yapıyorlar. Yani burada bir izinle çıkmış, bir affedilmiş bir olay. Yani olay böyle bir başarılı bir kazanç değil. Yani suçluların affedilmesi olayı. İşte Türkiye kamuoyuna yanlış bilgilendirme yapılması hem Türkiye'deki Kırım Tatarlarını hem Türkiye'deki tüm Türkiye vatandaşlarını, siyasi şahsiyetleri yanlış etkilemekte. Mesela bu iki kişinin serbest bırakılması olayı üzerinden Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Kırım Tatarlarından sorumlu yetkilisi Mustafa Abdülcemil'in bir mektubu var Erdoğan'a. Tabii Mustafa Cemil Bey'in mektubu, yani burada kendisinin teşebbüsüymüş gibi teşekkür ediyor. Aslında burada Mustafa Bey'in böyle bir şeyi yok, etkisi yok. Burada tamamen iki ülkenin cumhurbaşkanlarının aldığı birbirlerine ricası üzerine yapılan bir hareket. Yani Türkiye ile Rusya ilişkileri son derece müsbet yönde ilerliyor. Aslında Türkiye-Rusya ilişkilerini bozan da Türkiye'deki Fethullahçı grup. Türkiye'deki Fethullahçı grup yıllar boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idari kademelerindeki söz sahibi olmaları sürecinde sürekli Mustafa Cemilev'i desteklediler. Mustafa Cemilev üzerinden Kırım'da Fethullah Gülen okullarını açtılar.
Ve tüm Kırım Tatarlarının, yeni nesildeki Kırım Tatarlarının pek çoğunu, Mustafa Bey'in etrafında bulunan Kırım Tatar gençlerin hemen hemen hepsi Fethullah Gülen okullarından mezun olan çocuklar. Yani bugün Kırım'da FETÖ mü etkili? İşte Kırım'da bir FETÖ hareketi var. Bugün Kiev'de Fethullah Gülen okullarında okumuş, Fethullah Gülen'in cemaatinde bulunmuş bir şahsiyete böyle yapay bir müftülük kurdular. Kiev'de Kırım müftülüğü kurdular. Kurduran eski Kırım Tatar siyasetçileri ve Ukrayna devletinin gizli servisleri. Ya burada da Fethullah Gülen hareketi aktif olarak faaliyetini sürdürmekte. Aslında Fethullah Gülen'in hareketin en aktif olduğu bölge Ukrayna toprakları. Ukrayna topraklarında giren çıkanın belli değil. Hele Türkiye'den nüfus cüzdanıyla giriş yapıldığı bir süreçte dünyada ne kadar aradan suçlu varsa bugün Ukrayna'da yaşamakta. Suç cenneti şeklinde. Fethullah Gülen'in de en hareketli olduğu yer orada. Yani sosyal basında, yazılı basında, internet basınında tamamen Türkiye düşmanlığı yapıyorlar. Yani Türkiye-Rusya ilişkilerini bozma yönelik tüm faaliyetleri Ukrayna üzerinden yapıyorlar. Lobi faaliyetleri. Lobi faaliyetlerini yapıyorlar. Şöyle. İşte uçak krizinde de yakalandı. Fethullah Gülen hareketiyle bağlantılı olan bir takım subayların düşürdüğü görüldü. Daha sonra Rusya'nın büyükelçisinin öldürülmesi hadisesinde de yine o grubun etkisi var. Dolayısıyla bunlar Türkiye-Rusya ilişkilerini Kırım üzerinden bozmaya çalışıyorlar. Yani Kırım üzerinden hareket yaparak Türkiye-Rusya ilişkilerine bir kama sokmak düşünceleri var. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye'nin yetkili makamlarının Türkiye-Rusya ilişkilerinde Kırım üzerinden bozulması değil, Kırım'ın Türkiye-Rusya ilişkilerinde daha önemli rol alması yönünde çalışması gerekiyor. Bu noktayı da konuşacağız Sayın Sef. Biraz hızlı gidiyoruz. O noktayı da konuşacağız ama daha yine öncesinde sormam gerekenler var. Mesela Kırım Rusya'ya bağlandıktan sonra ne değişti? Bugün Rusya için Kırım'ın hukuki pozisyonu ne? Ne durumda? Bunlara neler söyleyeceksiniz? Şimdi Kırım Sovyetler Birliği zamanında 18 Mayıs 1944 tarihinde Kırım Tatarlarının sürgüne uğratılması tarihi. Daha sonra uzun yıllar Sovyetler'de Orta Asya steplerindeki bulunan ülkelerde yaşadılar sürgünde. İşte Soğuk Savaş'ın bitme yılları zamanında Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Kırım Tatarlar geldiler, Kırım'a yerleştiler. Ukrayna'nın tüm yetkilileri 1991'den 2014'e kadar Kırım Tatarlarının sürgününün müsebbibi biz değiliz. Sovyetlerin büyük mirasçısı Rusya'dır, suçlu Rusya'dır. Bu sorunu Rusya ile çözün diye bizi oyaladılar. Sorunu çözmediler. Sürgünden dönen vatandaşlarımızı getirmediler, dönmek isteyen vatandaşlarımızı. Kırım'da vatandaşlık haklarının alınmasının önünü kestiler. Kırım'da Kırım Tatarları için yeterli açılımı yapmadılar. Yani Ukrayna üniter devlettir, çok milletli değildir, tek millet vardır, Ukrayna milletidir şeklinde bir hareketle hareket ettiler. Bugün ise Kırım Tatarları bir imkan yakaladı. Ukrayna'nın çözmediği sorunu, bu sorunun müsebbibi Rusya'dır dediği sorunu, şimdi Kırım Tatarları Rusya'ya katıldıktan sonra Rusya'yla çözme imkanına sahip. Bugün Rusya Federasyonu Kırım Tatarlarının sorununu çözmezse, Kırım Tatarları ile ilgili gerekli açılımı yapmazsa, Rusya Federasyonu dünyaya anlatamaz Kırım Tatarlarının ve Kırım'ın kendisinin toprağı olduğunu, Kırım Tatarlarının kendisinin vatandaşı olduğunu dünyaya anlatamaz. Gerekli açılımlar? Gerekli açılımlar nedir? Sürgünden dönecek vatandaşlara dönüş yolunun açılması, ki açıldı, dönenler var. Kırım'da yaşayan evsiz Kırım Tatar vatandaşlara sosyal proje olarak ev verilmesi gerek, bunlara iş verilmesi gerek, okuma verilmesi gerek, ki onun da önü açıldı. Kırım Tatar dilinde eğitim var. 8 tane büyük okul yapılıyor. 1500 kişilik okullar yapılıyor. Bu sene onun bir tanesi bitti. Eğitime başladı. Hemen hemen okuyan öğrencilerin %90'ı Kırım Tatarı. O bölgede, Simferopol'de. Kırım'ın her şehrinde bunun gibi birer tane okul yapılacak. Bu Sayın Vladimir Putin'in projesi. Bu projeyi de süratli şekilde yerine getiriyorlar. Ukrayna 20 yıl boyunca Kırım Tatarlar için büyük bir caminin yapılmasına izin vermedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm cumhurbaşkanları, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan bu camiye gerekli desteği verecekleri defalarca açıkladılar. Ama Ukrayna bu caminin yapılmasına izin vermedi. Ama bugün bu camiyi Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin bizzat kendisi yaptırıyor. Ve cami inşaatı neredeyse bitmek üzere. Yani Kırım Tatarlarının sorunları süratli çözülüyor. Ukrayna zamanında yapılmayan işler süratli şekilde yapılıyor. Yani dışarıda yapılan propaganda tamamı yanlış.
Biz Kırım'da yapılan, Kırım Tatarlarına yönelik yapılan tüm projeleri bugün film haline getiriyoruz, fotoğraflandırıyoruz ve bunu dünya kamuoyuyla paylaşacağız bu yapılan işleri. Siz de Kırım'a gidip geliyor musunuz? Tabii sık sık Kırım'a gidip geliyoruz. Bu pazar günü önümüzdeki pazar 5 Kasım'da da tekrar Kırım'a, vatanımıza ziyarete gideceğim. Orada bir konferans olacak. Konferansın ayrıntılarını da konuşacağız Sayın Seyir. Peki bu süreci konuştuk. Yani Rusya ya da bir ambargo tartışması konusu var bu süreç içerisinde. Kırım'a da var. Türkiye'nin Kırım politikası ne durumda, nasıl olmalı? Maalesef Türkiye'nin Kırım politikasında bir takım sıkışmış bir durumu söz konusu. Türkiye Rusya ile politikasında da bu etkin. Türkiye ne zaman Rusya'ya karşı savaş yapmışsa bu savaşlarda hep başarısız oldu, yenildi. Türkiye yendiği savaşlarda, örneğin Kırım Savaşı'nda yenmişti Rusya'yı İngiltere ve İtalya ile birlikte. Bütün İngiltere bu savaştan başarıyla çıktı, topraklarını genişletti. İtalya'daki beylikler birleşti, İtalya Krallığı'nı kurdu. Osmanlı İmparatorluğu ise kazandığı savaşı kaybetti. Osmanlı İmparatorluğu küçülme yoluna girdi ve Kırım'ı alan, Kırım Savaşı'nı kazanan Rusya Kırım'dan büyüdü. Kırım Ruslar için bizim Çanakkale'miz gibidir. Biz Çanakkale'de Türkiye, nasıl Türkiye'deki yaşayan tüm halkları Türk milleti çatısı altında birleştirmişse, Rusya'da Kırım Savaşı'yla tüm Rusya'daki Türkler, Tatarlar, Ruslar, Ermeniler, Azeriler, Özbekler, tüm milletleri tek bir millet çatısı altında birleştirdi. Onun için Kırım'ın Rusya için ayrı bir psikolojik faktörü var bu konuda. Türkiye bunu anlaması gerek. Türkiye Rusya ile ilişkilerde politikasında Kırım konusunda farklı yapması gerek. 1783'te Kırım işgal edildikten sonra Yaş Anlaşması'na kadar Osmanlı Devleti Kırım üzerinden Kırım'ın işgaline üzüldüğünden dolayı Rusya ile yaptığı tüm savaşları kaybetti. En sonunda Yaş Anlaşması'yla Kırım'ı Rusya'nın toprağı olarak kabul etti ve Rusya bunun karşılığında da bazı toprakları Osmanlı Devleti'ne iade etti. Bugün Kırım'da Türkiye Rusya ile barış içerisinde, Rusya ile diyalog içerisinde olduğu takdirde Kırım'daki Tatarların geleceğini de garanti altına alınmasını sağlar. Yani Türkiye buranın garantör ülkesidir. Bütün anlaşmalar, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, Karlovça, Yaş, Ankara Antlaşması, tüm Rusya ile yapılan anlaşmalarda Kırım konusunda Türkiye taraftır. Dünyada Kırım konusunda iki ülke vardır. Biri Rusya'dır, biri Türkiye'dir. Türkiye, Kırım Tatarlarının ve Kırım Yarımadası ile ilgili sorunları Rusya ile çözmelidir. Muhatabımız Ukrayna değildir. Ukrayna bir geçiş döneminde Kırım'a sahip olmuştur. Türkiye kendisinin yapması gereken politikaları Ukrayna üzerinden, Kiev üzerinden yapmakla aslında kendisini bu bölgede güçsüz duruma düşürmektedir. Türkiye, Rusya ile masaya oturarak bu sorunu çözmesi Türkiye açısından da daha uygun olacaktır. Ve Türkiye bu konuda Kırım sorununu çözdüğü takdirde Türkiye Kıbrıs sorununu da çözecektir. Kırım sorununu çözdüğü takdirde Türkiye Karabağ sorununu da çözecektir. Kırım sorununu çözdüğü takdirde Türkiye güneyinde, Suriye'de, Irak'ta diğer sorunları da çözecektir. Türkiye'nin artık geleceği doğudadır. Türkiye Balkanlarda kaybettiği inisiyatifi Rusya ile ve Kırım'la işbirliği içerisinde olduğu takdirde Balkanlarda kaybettiği inisiyatifi tekrar kazanacaktır. Doğu Avrupa'da kaybettiği inisiyatifi tekrar kazanacaktır. Ukrayna ile ilgili barış sürecinde Türkiye'yi Minsk sürecine almamışlardır. Minsk sürecinde Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya vardır. Türkiye eğer Minsk sürecine girmiş olsaydı Kırım konusu da Minsk sürecine girebilecekti. Aslında Türkiye sorunun başlangıcında çekingen davranarak, dışarıda kalarak Kırım'ı Rusya olmasının da önünde bir durduğu duruşta, kendisi açısından da Kırım Tatarlarını korumak için durduğu duruşta ısrarlı olsaydı daha iyi olurdu. Ama Türkiye son dönemdeki politikasında başka politikalar çerçevesinde Ukrayna üzerinden siyasetini sürdürüyor. Evet, mesela son iki hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'daydı. Orada bazı işte Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada aslında yeni bir şey söylemedi. Türkiye'nin politikası sürüyordu. Yani Türkiye bunu sorunlu şekilde ifade etme yerine mevcut politikayı sürdürerek ama Kırım'la diyalog içerisinde, ilişki içerisinde sürdürmesi gerek. Yani Türkiye Rusya'ya karşı ambargoya katılmıyor. Ama Türkiye'nin gemileri Kırım'a gitmiyor. Yani Türkiye'deki gıda, icat malzemeleri, tekstil malzemeleri Kırım'a gitmiyor. Yani Türkiye Kırım'da
Tüm Ukrayna'nın 23 yıl süresince Türkiye o bölgede yaptığı kazanımları kaybediyor. O zamanlar Türkiye'nin Diyaneti Kırım'daydı. Türkiye'nin TİKA'sı Kırım'daydı. Türkiye'nin iş adamları Kırım'daydı. Kırım'daki depolarda, Kırım'daki toptancı hallerinde Türk gıdaları satılıyordu, Türk tekstili satılıyordu, Türk inşaat malzemeleri satılıyordu. Kırım'daki yapılan tüm inşaatları Türk müteahhitleri yapıyordu. Türkiye bıçak sırtı gibi buradan çekilmesi, Türkiye'nin o kadar verdiği, yıllarca verdiği emeği kaybetmesi demek. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bunu son derece iyi biliyor. Cumhurbaşkanı Kırım konusunda aslında farklı yaptığı siyasetler var. Örneğin Türk Akımı projesi. Türk Akımı projesi aslında Ukrayna'ya karşı yapılan bir proje ve Kırım'ın Rusya toprağı olduğunda tescil eden bir proje. Türk Akımı Kırım'ın güneyinden geçerek Türkiye'nin Tekirdağ tarafına, yani Avrupa yakasına ulaşıyor, oradan Avrupa'ya gidecek. Aslında Türkiye bu projelerle de Kırım'ı bir nevi tanımış oluyor Rusya'nın toprağı olduğunu. Eğer orası bir risk olarak görseydi, Türkiye böyle bir anlaşmanın içerisine girmemiş olurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Kırım'a ilişkin yaptığı açıklamalarda, şimdi bazı açıklamalar var, işte Rusya'ya devredilmesine tepki gösteren sözleri evet. var. Diğer yandan da örnek vermiş olduğunuz gibi Türk Akımı projesi var, hemen Kırım'ın altından geçiyor. Birilerini mi tatmin etmeye çalışıyor, bir strateji mi izliyor? Aslında Türkiye'nin şundan vazgeçmesi gerek. 50 yıllık bir proje var, Mustafa Cemilev projesi. Bu proje Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin ve İsrail'in projesi. Yani biraz bu bir derin gladiyotik bir proje. Yani yaratılan bir proje. Bu projeden Türkiye'nin artık vazgeçmesi, bunu desteklemekten vazgeçmesi gerek. Çünkü Mustafa Cemilev aynı Barzani gibi, nasıl Barzani Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı safta savaşıp Türkiye ile de dost olarak gidip sonradan da Türkiye'yi onun bırakmak mecburiyetinde kaldığı gibi, Mustafa Cemilev de aynı benzeri Türkiye'nin düşmanlarıyla birlikte hareket ediyor. Ukrayna devleti Rusya'ya bağımlı olmaktan kurtulmak için gazı Avrupa'ya verilmesini engellemeye çalıştı. Ama Avrupa'ya bu gaz lazım. Avrupa, Amerika'dan gelen gazla Avrupa ihtiyacını karşılayamaz. Ama bugün ne oldu Ukrayna? Ukrayna Rusya'dan gaz almıyor. Rusya'dan bir kuruş alacağı gazı, Amerikan gazını 5 kuruşa alıyor. Amerikan kaya gazı geliyor, Ukrayna'da satılıyor. Ukrayna demir çelik fabrikaları için Rus kömürünü daha ucuz alacakken bugün Amerikan kömürü geliyor demir çelik fabrikalarının çalışması için. Yani burada Kırım Tatarlarının eski liderleri bir nevi bu Batı Amerikan projelerinin için inisiyatif alıyorlar. Bugün Kırım, iki türlü Kırım'ın durumu vardır. Kırım bundan sonra Ukrayna'ya bir daha geri dönmez. Kırım en sağlıklı olarak Rusya'da kalmasıdır. Kırım Rusya'dan ayrılırsa nasıl ayrılır? Kırım Rusya'dan ayrılırsa Kırım Ukrayna olmaz. Kırım'da başka bir şey olur. Yani bunu iyi algılamak gerek. İşte o eski siyasi liderlerin uyguladığı proje başka bir projeye hizmettir. Yani Kırım Tatar halkına hizmet değildir. Kırım Tatar halkının nüfusun %14'üdür. Sürgünden gelenler de tamamı gelmiş olduğu takdirde %20'dir. %20 bir projeyle bu topraklarda öyle tamamen Kırım Tatarların inisiyatifinde bir yapılanma olması mümkün değildir. Kırım'ın diğer halklarıyla beraber mutabık kalınacak barış içerisinde bir yapılanma mümkündür. Barış olmadan bir topraklarda ben istiyorum diye farklı bir tercih olamaz. Tercih burası, eğer Kırım Rusya olmasaydı, Kırım bugün Ukrayna olsaydı, güneyden Suriye'de PYD üzerinden, IŞİD üzerinden, DAEŞ üzerinden sıkıştıran, Türkiye'yi sıkıştıran Amerika, Karadeniz'de de Kırım üzerinden Türkiye'yi sıkıştıracaktı. Yani orada da bir kuşatma mı? Orada da bir kuşatma olacaktı. O zaman ne olacaktı? Kırım'ın limanları, Sivastopol, Yalta limanları Amerikan gemilerine açık olmuş olacaktı. Sayın Sel, o zaman Kırım'ın sadece Tatar Türkleri açısından değil, bu söylediğiniz güvenlik politikaları açısından da Türkiye için büyük önemli. Tabii var. Türkiye için iki tane yer önemlidir, iki ada. Güvenlik politikaları açısından. Güneyde, Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karadeniz'de de Kırım, Türkiye'nin güvenliğinin en kilit noktasıdır. Kırım, Rusya'nın toprağı olarak kalması, Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenliğini sağlama almıştır. Türkiye, Montrö Sözleşmesi, Montrö Anlaşması'nı da bozmadan sağlam götürmenin yolunu bulmuştur. Eğer Karadeniz'de Kırım, bu dünyada yaşanan iç savaş sürecinde, Ukrayna'daki iç savaş ve dünyada yaşanan örtülü savaş sürecinde
Kırım Ukrayna'nın toprağı olsaydı Montrö Sözleşmesi bugüne kadar delinmişti. 2014'ten 2017'ye kadar, yani 3 küsur yıl içerisinde Montrö çoktan delinmişti. Ve Türkiye Montrö'yü deldirmeyerek Türkiye güvenliğini sağladı. Bugün Türkiye Suriye'deki terör güvenliği için Suriye topraklarında nevzileniyor. Terör koridoru için. Terör koridoru açıyor. Türkiye Irak'ta politikasını değiştirerek, Bağdat'la politikasını sağlamlaştırarak diğer politikalardan da kurtuluyor. Yani Barzani'den kurtuldu Türkiye. Türkiye PKK'dan kurtuluyor bugün. Almanya PKK'dan desteğini çekmek durumunda. Amerika da çekecek. Yani Türkiye PKK ile mücadelesinde kararlı ilerliyor. Yani AKP hükümeti aslında son derece değiştirdiği siyasetiyle Türkiye'nin güvenliğinin önünü açtı. İşte AK Parti'nin yeni açacak politikası da Kırım politikasını değiştirerek Karadeniz'deki güvenliğini sağlamlaştırması gerekmekte. Ukrayna, Türkiye'nin Karadeniz'deki politikalarına karşı bir politika izliyor. Yani Türkiye ile beraber politika izlemiyor. Türkiye'nin bölgedeki durumunu, istikrarını bozmaya yönelik politika izliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği, istikrarı Ukrayna'da değildir. Sayın Cumhurbaşkanı en son Kiev seyahatinde stratejik işbirliği anlaşması sürecinde gitti. Aslında Türkiye'nin Ukrayna'ya stratejik işbirliği bitmiştir. Türkiye'nin Ukrayna ile gelecekte bir stratejik işbirliğine ihtiyacı yoktur. Yani Türkiye Ukrayna ile ticaret hacmini de bitirmiştir. Yani Ukrayna ile doğru düzgün bir ticaret de yapmamaktadır Türkiye. Ukrayna'dan üretim yapılmamaktadır. Ukrayna'da fabrikalar çalışmamaktadır. Ukrayna'da terörist faaliyetleri fazladır. Aranan kişiler Ukrayna'dadır. Yani Avrupa'da, Türkiye'de Ukrayna'dan, Ukrayna'yı sırtından atmalıdır artık. Yani Ukrayna'nın o yöneticilerinin uyguladığı bu politikadan vazgeçmelidir. Ukrayna'da nazizm portluyor. Eğer Ukrayna'daki bu nazizmi desteklemek durumunda kalırsa Türkiye, Avrupa, Avrupa'ya da nazizm sıçrayacaktır. Bugün Almanya'da, Alman siyasi partilerde, özellikle Schröder, Sol Parti, Sosyal Demokrat Parti, yani Amerikan kontrolünde olmayan partilerde hareket başladı. Rusya ile ilişkilerde Kırım sorununu askıda tutalım. Bu sorunu gündemin birinci maddesi olarak gündeme getirmeyelim. Rusya ile ilişkileri geliştirelim. Aslında Türkiye'nin Avrasya'da, Avrupa'yı da içine alan yapılanmada, Türkiye'nin, bu NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı bu siyaseti yarmasının yolu da Türkiye'nin Rusya ile ve Almanya ile birlikte hareket etmesi, kendi komşularıyla, İran'la, Irak'la, Suriye ile iyi ilişkiler kurması ve bu bölgenin kalkınmasında Türk insanlarının yer almasını sağlamak. Batı-Asya işbirliği diyorsunuz. Batı-Asya işbirliği, Avrasya işbirliği, yani adı ne konulursa konulsun, bu işbirliğini Türkiye'nin süratli şekilde geliştirmesi gerek. Aslında geliştiriyor Türkiye. Yani o konuda da emareler mevcut, görüyoruz. Evet. Peki Türkiye'nin, yani Ankara'nın daha doğrusu Kırım üzerindeki bu tavrına Moskova ne diyor? Aslında Moskova ile Ankara arasında bu barış sürecinde, yani Petersburg zirvesi uçak krizinden sonra Moskova zirvesi, Soçi zirvesi, Ankara zirvesinde, İstanbul zirvesinde Türkiye, Rusya Kırım konusunda görüşmeye başladı. Konuşuyorlar, görüşüyorlar. Yani Türkiye bir zamana ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu politikadaki değişikliğe bir zamana ihtiyacı var. Yani Türkiye o politikalardan birden dönemiyor. Kırım'ın Rusya'nın toprağı olduğu tanıması Türkiye'den beklenmemeli. Yani Türkiye bu konuda zamana ihtiyacı var. Ama Türkiye'nin Kırım konusunda Ukrayna'da bulunan eski siyasilerin çizgisinde hareket ederek, onları destekleyerek hareket etmesi Türkiye'ye zarar veriyor. Çünkü o insanlar Türkiye'nin düşmanlarıyla beraber insanlar. Yani onu Türkiye'nin algılaması gerek. Yani o yapılanmaların, Türkiye'ye karşı olan yapılanmaların insanları bunlar. Yani NATO'nun politikalarının takipçileri, gizli politikalarının takipçileri, Fethullah Gülen hareketinin politikalarının takipçileri. Bu iki politikada Türkiye'ye bir gün tamamen çevrelemek, Türkiye'yi sıkıştırmak uğraştığı bir süreçte Türkiye kendi eliyle Kırım politikasında o grupla işbirliği içerisine girmesi Türkiye'nin kendi içine de verecek bir zarar. Yani Türkiye bunu anlaması gerek. Yani dış işlerinin, hükümetin, cumhurbaşkanlığın, başbakanlığın, yani Türkiye idare eden kadroların bu pozisyonu görmesi gerek. Artık bundan vazgeçmesi gerek. Evet. Eski sürdürdüğü politikadan. Sayın Sel, vazgeçmesi gerektiğini vurguladınız da, yani Moskova, yani Türkiye'ye, Ankara'ya yani somut yaptırımlar uyguluyor mu bu konuda?
Kırım konusunda önüne bazı kartlar koyuyor mu? Mesela tabii, PYD kartını koyuyor mu? Şimdi şöyle bir şey, PYD Kürt kartı dünyanın güçlü ülkelerinin hepsinin kullandığı bir kart. Yani bölgede bir Kürt potansiyeli var. Dolayısıyla bu kartı Amerika'nın, Avrupa'nın kullandığı gibi Rusya'nın da kullanması var. Rusya'nın içerisinde de yaşayan ciddi manada bir Kürt nüfusu var. Yani onu da dikkate almak gerek. Türkiye'de yıllarca Kürt kartını kullandı. Bir gün de Türkiye'nin bir Kürt politikası var. Dolayısıyla bu politikalar farklı. Her ülkenin kendi menfaatine göre. Ama örneğin Astana sürecinde Rusya tarafından teklif edildi yeni. PYD'nin Astana'ya çağrılması. Bu Rusya'nın bir manevrası. İşte Türkiye Rusya ile görüşürken Kiev'de hiç gereksiz Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Kırım için. Kırım için yani o kadar üstüne basarak açıklamaya gerek olmayan bir konum belki Rusya'yı böyle bir konuma da itmiş olabilir. Veya Rusya'nın başka menfaatleri de söz konusu olabilir. Çünkü ülkelerin menfaatleri söz konusudur. Evet. Yani ülkeler menfaatleri için yürüttüğü bir politikadan vazgeçebilirler. Yani menfaatleri önemlidir. Türkiye için Kırım politikasında Rusya ile pazarlığa oturduğunda çok kartı vardır. Türkiye o kartları da kullanmalıdır. Çünkü Kırım konusunda Kırım'daki halkla temas etmelidir Türkiye. Kırım'daki halkın varlığını sürdürmelidir. O insanların yaşama kalitesini yükseltilmesi Türkiye'nin de menfaatinedir. Sürgünde yaşayanların dönmesi Türkiye'nin de menfaatinedir. Kırım bir daha yüzün Ukrayna'ya dönmez. Bunu anlamak gerek. O çok farklı bir şey. Yani dönebilmesi için farklı bir şey yapılması gerek. Batı kışkırttığı bu politikada savaşa geldiği vakit Rusya ile karşı karşıya gelmiyor. Ne Amerika ne Avrupa. Yani böyle bir durumda, böyle bir sürümcemede bir politikanın izlemenin Kırım Tatar halkına zararı var. Kırım'da yaşayan Tatar halkına zararı var. Yani o insanlar yaşamalı, o insanlar kalkınmalı, o insanlar topluma entegre olmalı. Yani ayrıştırıcı, bölücü, kavgacı bir tutum içerisine girmenin manası yok. Evet. Sayın Seher biraz daha özel bir soru olacak. Federasyon olarak ve Kalkınma Vakfı olarak Rus yetkilileriyle bu Türk Ankara-Moskova hattındaki Kırım konusunu sürecine dahil oluyor musunuz? Müdahil oluyor musunuz? Biz görüşmeler yürütüyor musunuz? Biz Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı olarak Kırım'daki halkın yaşamını sürdürmesi, onların haklarının iadesi konusunda biz Rusya Federasyonu'nun yetkilileriyle görüşüyoruz. Yani biz inisiyatif aldık 2014'ün başından günümüze kadar. İlk inisiyatifimizde Kırım'da açıklamıştık. Biz Kırım Tatar halkının geleceği için Rusya'yla diyalog halinde olacağız dedik. Bu konuda da göreceli olarak Kırım Tatarlarının Rusya'ya katılmasını, Kırım'ın Rusya'ya katılmasını Kırım Tatarları açısından değerlendirerek göreceli olarak destekledik. Göreceli desteklememizin sebebi Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik yaptığı açılımları görüp ona karşı biz de yaklaşım sürdürmemiz, düşüncemiz vardı. Rusya açılımları yaptı. Rusya başlattı. Dolayısıyla biz de bu sürece katıldık. Yani siyasi olarak Rusya'nın devletin yetkilileriyle görüşüyoruz. Bu konusunda da düşüncelerimizi açıklıyoruz. Yani pek çok toplantıya, resmi toplantılara bizi davet ediyorlar. O toplantılarda da tüm dünyanın kamuoyunun önünde görüşlerimizi söylüyoruz. Bu da bizim sürece dahil olduğumuzun da bir göstergesi olarak kabul etmektedir. Evet. Orada konuşulanlar Ankara'daki yetkililere yansıyor. Tabii yansıyor. İletiyoruz yani. Türkiye evet. Cumhuriyeti Devleti'nin yetkililerine de bütün konuşmaları iletiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yasal yollardan, resmi yollardan faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Kırım Kalkınma Vakfı da 2016 yılının 1 Aralık'ında kuruldu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu politikalara karşı olmuş olsaydı bizim vakfımızın kuruluşuna izin vermezdi. Evet. Biz bu süreçte Kırım-Rusya olduktan sonra vakfımızı kurduk ve hayata geçirdik. Evet, çok önemli noktalar bunlar. Sayın Sel, şimdi görüşmeler yürüttüğünü söylediniz. Programımızın başlangıcında 6-7 Kasım tarihlerinde Kırım'da olacağınızı açıkladınız. Bir vakıftan bahsettiniz. Bu ziyaretinizin ayrıntılarını izleyicilerimizle paylaşır mısınız? Tabii. 2016 senesinde Kırım'da kamu diplomasisi diye bir toplantı yapmıştık. Birinci günü Kırım'ın başkenti Akmeşit Simferopol'de, ikinci günü Yalta'da gerçekleşmişti. Beni de davet etmişlerdi o toplantıya. Dünyanın pek çok ülkesinden, özellikle Avrupa'nın muhtelif ülkelerinden katılımcılar bu toplantıya gelmişlerdi. Sonra 2017 bu sene bu toplantının
tekrar edilmesi gündeme geldi. Bizde de diyalog içerisine girdiler o düzenleme komitesi. Sonra şöyle bir karar çıktı Kırım'da yapılan görüşmelerde. Dünyaya Kırım'ı daha iyi anlatabilmek, Kırım'daki gerçekleri ifade edebilmek için bir Kırım Dostları Vakfı kurulması fikri gündeme geldi. İşte 6-7 Kasım'da Kırım'ın Yalta şehrinde 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin imzalandığı o meşhur Livadiya Sarayı'nda dünyanın 50 ülkesinden gelen seçkin şahsiyetlerin, eski yeni politikacıların, akademisyenlerin, gazetecilerin, aydınların katılacağı bir toplantı olacak. Ve bu toplantıda da tüm dünyaya Kırım Dostları Vakfı'nın kurulduğu ilan edilecek. Dolayısıyla ileriki yıllarda da her sene Ekim-Kasım aylarında bu vakıf Kırım'da Kırım Dostları Forumu'nu yapmayı sürdürecek ve dünyaya Kırım'da gerçekleri ifade edecek ve büyüyerek gidecek bu vakıf. Ben de böyle bir vakfın kuruluşunda görev almaktan ve orada konuşma yapmaktan heyecan içerisindeyim. Yani o da bizim halkımız için de geleceği açısından da son derece önemli. Bir Kırım Tatarı olarak da ben de Kırım'ın geleceğin için oluşturulan bir yapının içinde olmak benim için de ayrı bir şeref konusu. Evet. Sayın Sel, dün bir ziyaret vardı federasyonunuza. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve beraberindeki heyet geldi. Bazı açıklamalar da yansıdı medyaya. Biz ulusal kanal olarak haberini de yaptık bu ziyaretin. Bu ziyarete ilişkin bazı ayrıntılar paylaşır mısınız? Sayın Doktor Doğu Perinçek bizim Kırımlı hemşerimiz. Yani tarihi Kırım Adası, Kırım Yarımadası, Kırım Hanlığı döneminde Yarımada'yla bağlı değildi. Yarımada'nın etrafındaki topraklar da Kırım Hanlığı'nın toprakları. Dolayısıyla Kafkasya tarafında bulunan Kafkas, Taman, Kuban bölgelerinde yaşayan Tatarlar da, oradaki nüfus da, Kafkasyalı nüfus da Kırım Hanlığı'nın tebaası içerisinde, vatandaşları içerisinde bulunmaktaydı. Sayın Doğu Perinçek Bey, kendisi Tamanlıdır. Taman Kuban bölgesindendir. Oradan ailesi göç etmiş, Erzincan'a gelmiştir. Dolayısıyla Kırımlıdır. Biz ona Kırımlı olmasından dolayı da büyük bir sevgimiz var. Hemşeri olarak kabul ediyoruz. Kendisiyle uzun yıllardır tanışıklığım var. Ziyaretimize geldiler. Bizim federasyonumuzun ve vakfımızın merkezine geldiler. Oldukça önemli konuşmalar oldu. Ulusal kanalda onunla ilgili bugün yayınlar yapıldı. Burada da aklın yolu birdir. Kırım Tatarlarının geleceği açısından Rusya ile kavga değil, savaş değil, diyalog içerisinde olunması gereklidir. Yani bu konuyu her yerde işlememiz gerekmekte, mutabık kaldığımız bir konu. Çünkü Kırım'ın sorunlarını çözmek, mutabık olarak gitmek gerek, konuşarak, anlaşarak, çözerek gitmek gerek. İşte bu sürece Türkiye Devleti'nin de katılması gereği üzerine konuşmalarımızı yaptık. Bu konu üzerinde de kamuoyunda beraber birlikte çalışmalar yapacağız. Oldukça verimli oldu. Avrupa, Doğu Avrupa politikaları, Avrasya politikaları, Batı Asya Birliği üzerinde, aynı düşünceler üzerinde görüşlerimiz oldu. Dolayısıyla Türkiye Kırım üzerinden dünyada yeni bir barış, yeni bir diyalog, yeni bir birliğin oluşmasının önünü açma imkanına sahip. Çünkü Kırım dünyanın en etkin politikalarının sürdüğü bir yer. Tüm 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, bugün ismi konulmamış 3. Dünya Savaşı'nda da Kırım kilit noktada oynamakta. Dolayısıyla Kırım savaşların kilit noktası değil de aynı 2. Dünya Savaşı'nın Livadiya Sarayı'nda bitiş imzalandığı gibi bugün dünyada bölgemizdeki barış da Kırım üzerinden tekrar sağlanmalı. Kırım barışa katkısını koymalı. Doğu Bey de bu düşünceleri kendisi de ifade etti, biz de ettik. Çok memnun olduk aynı düşüncelere sahip olmamızdan. Kendisine teşekkür ediyoruz. Burada şeref verdiler. Türk-Rus iş adamlarının, ticari yatırımcılarının Kırım'da ortak hareket etmesi konusunda girişim. Tabii ki Kırım'da 2015 senesinde Uluslararası Yalta Ekonomik Forumu yapılıyor. 2015-16-17 senesinde yapıldı. 2015'te 50'nin üzerinde Türk iş adamı o foruma katılmıştı. 2016'da uçak krizi sebebiyle Türk iş adamları o foruma gidemediler.
2017'de yaklaşık 12 kişi, yani sayı olarak da biliyoruz, Türkiye'den katılımcılar oldu. Ukrayna Devleti de bu katılımcılara uluslararası platformda bir takım baskılar uygulama yolunda seçti ama tabii baskıyla sorun çözülmez. Evet. Ticaretle, baskıyla ticaret olmaz. Ticaret hür iradeyle yapılabilecek iş. Dolayısıyla Kırım istiyor Türk iş adamları gelsin, çalışsın, orada iş yerleri açsın. Çünkü Kırım Türkiye'yi seviyor. Yollar açılsın. Bugün Kırım'a direkt uçaklar çalışmıyor. Biz çıkıyoruz Ankara'dan İstanbul'a uçuyoruz. İstanbul'dan Moskova'ya, Moskova'dan Kırım'a. Yani İstanbul'dan Kırım'a direkt uçak olmalı eskisi gibi. Gemilerimiz çalışmıyor. Eskiden İstanbul'dan, Zonguldak'tan, Samsun'dan, Trabzon'dan Türk gemileri Kırım'a taşımacılık yapardı. Bugün onu engelliyor Ukrayna makamları. Yani gereksiz yere aslında zararı Türkiye görüyor. Türkiye'li iş adamları görüyor. Bizim sanayicimiz görüyor. Bizim müteahhitimiz görüyor burada zararı. Yani bunun yolunu açmak da iki ülkenin, yani Rusya-Türkiye ilişkilerinin konuşulmasına bağlı. Yani Türkiye ambargoya katılmıyorsa Kırım'a ambargoya katılmaması gerek. Türkiye Rusya'ya karşı ambargoya katılmıyor ama Kırım'a karşı ambargoya dolaylı olarak bu gemileri, bu uçakları çalıştırmayarak dolaylı olarak destek vermiş oluyor. O da bizim insanımıza zarar veriyor. Kırım'daki Tatarlara zarar veriyor. Kırım'daki Tatarlar Türk ürününü yedikleri takdirde, Türk ürünüyle giyindikleri takdirde, evlerinde Türk ürününü, mobilyasını, diğer malzemelerini kullandığı takdirde büyük bir kendilerine güç geliyor. Türkiye'nin arkasında olduklarını Kırım'da yaşayan Tatarlar hissediyor. Yani Türkiye oradan uzaklaşarak oradaki Tatarlara destek vermiyor. Bugün diyorlar ki Ukrayna'da Kiev'de 1000 konut yapacakmış Türkiye. Kiev'de 1000 konut Kırım Tatarlarına niye yapıyor Türkiye? Türkiye Kırım Tatarlarına Kiev'de 1000 konut yaparsa zarar verir. Kırım'daki Tatarları oraya taşıyacaklar, Kırım'ı boşaltacaklar. Kırım Tatarlardan boşalırsa oraya başka milletler gelir, yerleşir. Türkiye Kırım'ı boşaltmaması gerekir. Türkiye bilakis Kırım'dan gelen Türkiye'ye çeşitli sebeplerle çalışmaya veya başka sebeplerle gelen insanları vatandaşla almaması gerekir. Git Kırım'da yaşa demesi gerekir. Orada da iş istihdamını Rusya ile birlikte. Orada iş istihdamını sağlaması gerekir. Yani Türkiye'den gidecek iş adamları oradaki insanları istihdam edecek. Kendi insanlarını istihdam edecek. Dolayısıyla o bölgenin kalkınmasına fayda sağlayacak. Evet, Sayın Ünversel, programımızın sonuna geldik. Son bir dakikamız var. Son cümleleriniz varsa alayım, yoksa kapatacağım. Bugün şu olmalı, Türkiye çok büyük müjdeli politika değişikliklerine gitti. Suriye politikasında değişikliği yaptı, Irak politikasında değişikliği yaptı. Ve biz bekliyoruz Türkiye'nin Kırım politikasındaki değişikliği ve Türkiye yapacağı bu değişiklikle bizleri ziyadesiyle memnun edecek, bölge barışına, Karadeniz'in barışına, dünya barışına katkı sağlayacak. Ve iki lider var, bunu yapabilecek lider. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birisi de Başkan Putin. İkisi de bu işe son derece iki diyalogla çözebilme gücüne ve idrakine sahipler. Biz bu iki liderin anlaşarak Kırım sorununu çözmesini istiyoruz. Evet, peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Başkent Kulisi programının ikinci bölümünün de sonuna geldik. İlk bölümümüzde Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı, Emekli Hava Kor General Erdoğan Karakuş'u ağırlamıştık. İkinci bölümümüzde ise Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sayın Ünversel'i konuk ettik. Değerli yorumlarından dolayı tekrar çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizler de bizleri izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Kameraman, teknik ekip ve yönetmenimize de aynı zamanda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Her Başkent Kulisi'ndeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim Suriye'nin topraklarını... Eylül'e kurduk biz bu cumhuriyeti. Mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmaz. Darbecilerle aynı çizgiye düşmek demek. Atmasını da bilir. Genel olarak da çok önemli değerlendirmeler.